hazırladın? Evet. Servis benden, yemekler otellerde. Rahatsız olmazsın değil mi? Yo, daha değişik. Çok güzel. Beğendim. Beğendim. Patlıcanı çok severim zaten. Nesi olsa yerim. Öyle mi? Ben de patlıcanı çok severim. İnsan bazen söyleyecek, konuşacak bir şey bulamıyor. Çok normal. Ortak yönümüz yok ki. Yani çok yok. Bu yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Çok güzelmiş. Dur ben takayım. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Beğendin mi? Çok beğendim. Dans edelim mi? Ağalar her şeyi bilemez, değil mi? Ağaların da öğreneceği çok şey olabilir. Beni sev de, sev de anlama, dokun, hisset, ne olur sorgulama, sakın, sakın, beni yargılama, yapma, değiştirme, çalışma. Vazgeçme arzular. Ne güzel dans ediyorsun. Nereden öğrendin? Sus. Müziğin sesini duyamıyorum. Öyle mi? Bundan sonra hiç konuşmayacağım o zaman. Ele geçirmeye çalışma hiç böyle beni. Sen bana ver sana benzersek ne olur? Nasıl dayanır ki aşk bu kadar aynına? Beni neden sevdiğini hatırla ne olur? O ilk günler nasıl da aşkımla sevişir? Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle değiştirme, boşver anlama, bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak, galibi yoktur ki hiç.
Orhan. Yapma. Yapma. Ram. Yapamayacağım. Benim yüzümden değil mi? O gece yüzünden. Çok pişmanım Sıla. Hiçbir zaman unutmayacaksın o yaptığımı. Haklısın. Hayvanlık ettim. Keşke elimde olsaydı da o geceyi silebilseydim. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama bunun yarasını saracağım sana. Sen istemedikçe bir daha sana asla dokunmayacağım. Buralarda hasretin çürümez. Ne olur benden korkma. Başa gelince figanım duyulmaz. Boranım önünde baharım geçmez. Daha fazla kıyamadım size. Yüreğim almadı hallerinize. Senin yüzün gülmez olunca dünya bana dar geliyor. Hele sebebi bensem. Ya Tören Aren'im? Biz kaçınca berdel bozulacak. Ümümüze ölüm verecekler. Biliyorum.
Ölümden kaçılmaz azadım. Ömrümüz ne kadar onu biz bilmeyiz. Ama şunu biliyorum. Buradan kurtulma ısılı kadar sen de istiyorsun. Burada mutlu olamayacaksın sen. Mutlu olmamıza töre izin vermeyecek. Anam izin vermeyecek. Aşiret izin vermeyecek. Narenim. Benim mutlu olduğum yer senin olduğun yerdir Narenim. Bak tekrar söylüyorum. İstersen kaçmayalım. Son söz senin. Vazgeçmek yok Azat. Kaçacağız. Kadınım benim. Sağ ol. Nasıl olacak bu iş? Bu Emre var ya, İstanbul'da olan. O daha gitmedi burada. İstediğimiz zaman arayacağız. Biz kaçıyoruz diyeceğiz. O da gelip bizi alacak. İyi o zaman. Arayın oğlanı. Yarın gidelim. Yarın akşama kalmadan gidelim. Bitsin bu iş. Yoksa ben bu kararımı sürdüremeyebilirim Azad'ım. Sen de haklısın Narenim. Benim gül yüzlü, kocaman yürekli kadınım. Canım. Bak. Sevdamız bir kez daha sınandı. Biz kazandık Narenim. Burada olay oldu. Bizim burası gazetecilere pek alışkın değildir. Sıla Hanım önemli birisi herhalde. He? Tahmin edemeyeceğiniz kadar hem de. Doğrudur. Bütün televizyonların, gazetelerin ayağa kalkmasından belli. Gazetede okudum. Büyük servet kalmış öyle mi? Evet. Peki bu serveti kim yönetiyor? Yani... Yani Sıla Hanım burada. Sıla Hanım İstanbul'a gidecek mi? Hallediyoruz biz her şeyi. Sıla yalnız değil, iyi bir ekibi var. Ayrıca ben sonuna kadar yanındayım onun. Evet, bayağı yakındasınız. Hatta yakından da öte. Sıla Hanım için her şeye katlanabilecek durumdasınız, öyle değil mi? Bu sizi neden ilgilendiriyor ki? Ne biçim bir soru bu? Yok canım. Benimki sadece biraz merak. Sizin Sıla'yla derdiniz ne? Neden sürekli onunla ilgili sorular sorup duruyorsunuz? Emre Bey, sakin olun. Benim Sıla Hanım'la ne derdim olabilir ki? Ha, ne olabilir ki? Ben kaynaşmak için sorular soruyorum. Nedense bana hiç öyle gelmedi Cihan Bey. Benim derdim Boran Hala. Lütfen oturun. İçkilerimizi bitirelim. Ne tesadüf. Benim de derdim o hava bozuntusuyla. Ayrıca ne demişler? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sizinle tanıştığıma bir kez daha memnun oldum Cihan Bey. Şerefe. Thank you.
Boran. Uyu sen. Daha çok erken. Beder. Biz bu kızı gönderdik ama bu ne yapacak tek başına Ankara'larda şimdi ya? Ama Celil görmedin mi? Bir sürü çocuk da gitti beraber. Bizimki niye gitmesin? He merak etme. Başlarında öğretmenleriyle müdürü de var. Ya biz Dilan'dan ilk kez ayrılıyoruz değil mi? Vallahi o gelene kadar benim gözüme uyku girmez. Üzülme üzülme. Daha da iyi oldu. Artık Dilan'ım tadını çıkarır öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla. Beder, ya şimdi kızımız bakanın elinden ödül alırken yanında bulunsak daha iyi olmaz mıydı, değil mi? He valla, ben de isterdim görmek ama sen demedin mi buradaki iş güç ne olacak, emri ne yapacağız diye? Ya Beder, şu Dilan'ı görüyorsun değil mi? Daha bu yaşta nasıl göğsümüzü kabarttı kızımız? Dilan abla ödülünü alınca bana bisiklet alır değil mi? Almasa vallahi billah küserim. Aman oğlum, amma da kıymetliymiş şu bisikletin ha? Mahallede benim yok ana. Amyoğlu bile bile almışlar. Vay. Günaydın. Günaydın. Buraya nasıl geldin ben? Ben getirdim. Yoksa içeride her tarafın tutulacaktı. Haklısın, tutulmuş bile. Senin için hazırladım. Çok güzel görünüyor. Uzun zamandır yatakta kahvaltı yapmamıştım. Küçükken annem bana hasta olduğumda hazırlardı. Çok hoşuma giderdi. Belki sen de seversin diye düşündüm. Sevdim. Harika görünüyor. Afiyet olsun. Sen? Ben içeride atıştırırım. Olur mu öyle şey? Birlikte yiyelim. Yoksa gelin ağaya karşı mı geliyorsun? Haşa gelin ağa. Siz nasıl isterseniz. Beni bilirsin Ayşe. Kafamın tepesini attırma. Söyle bakayım. Bu Hamdi'yi niye istemiyorsun? Ayşe, ben de ağan da Hamdi'yi uygun gördük sana. O senin erin olacak. Hangi kuvvetle bize karşı gelir gibi Hamdi'ye ters ters davranıyorsun? Cevap ver Ayşe. Bir de bu Hüseyin iti var bela başımızda. O soysuz nereden yüz bulup da yolunuzu kesip Hamdi'yi dövüyor? Abi, Hamdi de zorla ellerimi tutmak istiyor. Ayşe, bak. Bu Hamdi nişanı atarsa el aleme ne diyeceğiz hiç düşündün mü? Bak bacım. Aklını başına devşir. Bu rezillik yetti artık. Abi. Kurban olam, etme eyleme. Ben Hamdi istemiyorum. Evleneceksin Ayşe. Ağanı, atanı ezmeyeceksin. Onunla evleneceğim, ölürüm daha iyi abi. Ben Hüseyin'i seviyorum. Hamdi'nin parası da pulu da yere batsın. Hem Hüseyin'le sevdamız paradan daha kıymetli. Bak, bilmeden anlamadan abi, konuşursun amca. Ulan Hüseyin adam olaydı da ağasının arkasından iş çevirmeyeydi. Abi, ne oldu ki? De bana. Hüseyin seni paradan çok sevseydi,
Ekmek yediği kaba tükürmez, ağasının parasını çalmazdı. Ne oldu? Düşüyordu da onu taktım. Oldu mu? Oldu. Burası çok güzel bir yer. Evet, ben de çok severim burayı. Burayı dedem ninem için yaptırmış. Söylemiştim değil mi? Söylemiştim. Hatta özel bir hikayesi olduğunu da söylemiştin ama anlatamadım. Aslında özel olan hikayesi değil. Dedemin burayı yaptırış amacı. Dedem nineme tutkunmuş. Hayatta ondan daha çok sevdiği kimse yokmuş. Yalnız kaldıklarında ona türküler söyler, sazlar çalarmış. Ağa evinde yalnız kalmak pek mümkün değil, biliyorsun. Hele de o zamanlar. Gelen gidenin haddi hesabı yokmuş. O yüzden de bu evi yaptırmış. Ninenle yalnız kalmak için mi burayı yaptırmış? Evet. Dedem burayı bana neden yaptığını anlattığında, bak oğul demişti. Sevdanla senin bir zamanın olmalı. Kimsenin kokusunu silmediği, yalnızca size ait bir zaman. Dışarıdaki zamanın durduğu ve sadece sizin zamanınızın aktığı. O yüzden de bu evi yaptırmış. Çevre şehirlerden taşlar, eşyalar getirtmiş. Hala burada dedemle ninemin zamanı akar. Her taraf onların anılarıyla dolu. Burası çok büyülü bir şehir. Ne hikayeler, ne hayatlar var. Eminim insan buradan uzaklaşsa bile düşüncelerinden burayı çıkartamaz. Kesinlikle. O yüzden nereye gidersem gideyim, mutlaka buraya geri dönüyorum. Toprağımdan vazgeçemem. Ölene kadar mı? Evet. Ölene kadar burada yaşayacağım. Bütün ailemle, çocuklarımla burada yaşlanacağım. Zaman değişiyor Boran. Farklı hayatlar yaşanıyor. Neden elinde imkan varken dünyanın daha da küçültüyorsun? Dünyada yaşanacak çok şey var. Ben senin tabirinle bu küçük dünyamda mutluyum sana. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Acaba ihtiyacın mı yok? Yoksa burada gördüğün saygıyı kaybetmekten mi korkuyorsun? Kızma, kötü bir şey söylemiyorum. Sonuçta hepimiz insanız. Korkabilirsin. Ağalar hiçbir şeyden korkmaz mı yani? Hayır Sıla, korkmuyorum. Sadece başka yerde yaşamayı tercih etmiyorum. Benim böyle bir seçme hakkım olmayabilir, biliyorsun değil mi? Şu anda sorumluluğumda bir sürü insan var. Sen nasıl kendi insanlarını düşünüyorsan, ben de onları düşünmekle yükümlüyüm. Benim ilgilenmem gereken kocaman bir holding var burada. O servet beni hiç ilgilendirmiyor Sıla. Bu nasıl bir bencillik? Benim fakir olmam seni daha da güçlü kılacak değil mi? Bana güvenip hayatlarını teslim eden rahmetli annemle babamın sorumlulukları var üzerimde. Ve eninde sonunda o sorumlulukları yerine getireceğim. Sen de ben de bundan kaçamayacağız. Bak Sıla, ben de büyük şehirde yaşadım. Ama oradaki yaşam benim tercih ettiğim, dahil olmak istediğim bir yaşam değil. Seni anlıyorum ama sen de artık bunu kabul etsen iyi olur. Artık bunu bil ki ikimiz de burada yaşlanacağız. Üşüdüm, biraz girelim mi? Ben şimdi üstümü değiştirip işe gideceğim. Akşama görüşürüz. Doğum günüm için tekrar teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun ki? Ne yaptım ben? Saatlerdir yalnızca ikimizdik. Bundan daha güzel ne yapabilirdin ki? Seninle ne yapacağım ben?
Ayşe. 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 Sana sesleniyorum, duymuyor musun? Ne oldu? Hüseyin mi? Hüseyin ağamı sormuş gelin ağabey. Boran ağam diye verilmem, o yüzden karşı çıkmamış. Benim Hüseyin'im böyle bir şey nasıl yapar gelin ağam? Ağamı nasıl zor duruma koyar böyle? Ayşe'cim dur. Hemen kendini bırakma. Sakin kafayla bir düşünelim. Hüseyin'i de çağıralım hatta. Bir de ondan dinleyelim ha. Hüseyin böyle bir şey yaptıysa vardır bir sebebi. O iyi bir insan biliyorsun. Hayattan daha ne dileyebilirim ki gelin ağam? İnşallah dediğin gibidir. Haydar, muhasebeciye evrakları gönder. Peki ağam. Hoş gelmişsin ağam. Hoş bulduk tam. Ağam izinle bir şey diyecektim. De bakalım. Bugün bana izin verseniz ağam, bizim hanım affedersin yüklüdür de onu hastane otorasyonuna götürsem. Tamam, git git de. Bu kaçıncı oldu Davut? 7. ağam izinle. Allah bağışlasın. Ama artık bu gidişe bir dur desen. Ne yapacaksın o kadar çocuğu? Futbol takımı mı kuracaksın? Oğlan arıyor ya ağam, ondandır. Bu kez inşallah tutturdu ya ama. Allah hayırlı evlat versin. Darısı başımıza ağam. İnşallah. Hadi bakalım. Sen git öğren oğlanın sağlık durumunu. Sağ olasın ağam. Eksik olmayasın. Ağam, maşallah sizi bugün pek keyifli gördük. Ne zamandır ağamızı böyle göremiyorduk. Kim o? Benim bacım. Boran abi burada mı? Yoo. Bacım müjdemi isterim. Kurtulduk buradan. Narin kaçmayı kabul etti. Kabul mü etti? Evet. Niye değiştirmiş ki fikrini? Şimdi bunun ne önemi var bacım? Ya bunlar uzun mesele. İstanbul'da konuşuruz. Şimdi Emre'yi aramamız lazım. Tamam, ararız. Bacım, de hele bana, bir şey oldu. Yoksa sen de kaçmaktan vazgeçtin. Yok canım, ne alakası var? Tabii ki vazgeçmedim. Sadece Narin bu kadar çabuk nasıl fikrini değiştirdi, ona şaşırdım. Kocasının daha fazla üzülmesini istememiş. Biliyorsun, dayanamaz o bana. Ne işin var senin benim odamda? Hoş geldin Emre oğlum. Bu odada bizim holdingimizin odalarından biri değil mi? Seni benim fark eder mi? Neden bu kadar içerliyorsun ki? Buyur. Gel otur. Belli ki koltuksuz yapamıyoruz. Cihan. Ne diyeceksen de. Of, diyecek bir şeyin yoksa işlerim var. Gevezelik edecek vaktim yok. Diyecek çok şey var Volana.
Hem de çok önemli şeyler. Bana şu olanı kimse gelmeden. Ah çalıyor. Efendim? Emre, Sıla ben. Aşkım? Emre, Azat Narin'i ikna etmiş. Bu sefer tamam. Biz hazırız. Şimdi her şey sana bağlı. Hayatımda duyduğum en güzel haber bu Sıla. Fazla lafı uzatmayacağım. Her an yakalanabiliriz. Bir problem yok değil mi? Yok, hayır. Her şey planladığımız gibi. Sizde durumlar nasıl? Tamam. Akşama doğru kaçacağız. Sen her şeyi ona göre ayarla. Yani peki nasıl? Nasıl çıkacaksınız evden? Nasıl evden çıkacağız? Azat, evden nasıl çıkacağız? Ben her şeyi düşündüm. Anamlara gideceğiz. O gerisini halletsin. Merak etmesin. Annem nereye çıkacağız evden? Tamam, dikkatli olun. Beni de gelişmelerden haberdar edin Sıla. Tamam. Ha bu arada sana bir şey soracağım. Efendim? Cihan diye bir adam varmış aşiretten. Evet. Bora'nın amcasının oğlu. Koş getir hadi. Senindekidir. Ya bu güvercinler hani güzeldir, beslemesi hoştur ama zordur. Sevgisi de bambaşkadır. Gel amma çıkalım. Anlayacağın elim kolum bağlı İstanbul'da. En küçük bir iş için bile senin imzan gerekiyor. Etkilerimi artıralım artık Emmoğlu. Geçen gün bir işi kaybettik sırf bu imza meselesi yüzünden. Arasaydın atlar uçağa gelirdim. Atardık imzayı. Böyle şeyler için canını sıkma. Gelirim ben. Sen her zaman uygun musun ki Boran'a? Koskoca aşiret. Sen burada olmazsan onlar pusulasını kaybeder. Gelirim, gelirim. Hem yeni bir ihale aldım. 500 bin dolarlık. Onunla bizzat ben ilgileniyorum. Şu ihracat işi mi? Aman beni de yanına alayım mı oğlum? Kurtlar kapmasın seni. Buralara benzemez İstanbul. Sen yıllardır sadece o işlerin başındasın Cihan. Bu holdingi yıllardır ben yönetiyorum. Kimi kurtlar kapar, kimi kapmaz bilinmez. Bence sen dikkat et kurtlara. Sen şimdi benim alanımı genişletmiyor musun? Ben güvenmediğim adama günahımı bile vermem Cihan. Niye koskoca bir imparatorluğu teslim edeyim ki? Demem o ki herkes durumunu yerini yurdunu bilsin. Sen benden değil. Daha yakınlarından kork Boran'a. Güvendiğin dağlara kar yağmaz. Haydar, hemen benim yanıma gel. Buyur ağam. Haydar, İstanbul'a haber salın. En kısa zamanda holdingin genel kurulunu toplayalım. Bu Cihan iyice ortalığı boş buldu. Hemen el atmazsak ileride çok canımız sıkılabilir. Hemen ağam. Ağam, ben biletleri şimdiden ayırtayım o zaman. Buradaki müdür bey de gelecek mi? Kaç kişilik ayırtayım? Sen iki kişilik ayırt. Baş üstüne ağam. Sıla, ben de seni arıyordum. Bir şey mi oldu Narin? Ters bir şey yok değil mi? Yok. Biraz konuşmamız gerek sadece. Yukarı çıkalım. Tamam, çıkalım. Oğlum, azıcık da derslerine baksan ya, bu misketler mi mühendis edecek seni? Bak, Emir, kime diyorum ben? Gelmeyeyim yanına ha. Oyunda mı oynamak yasak bize? Kızın olsa
Ses etmen ama. Bak geliyor kafana. Bu ne be? Sen istememiş miydin Emir Efendi? Biz de aldık işte değil. Kulak oğlum istiyor musun istemiyor musun? Geri götüreyim mi? İstemem mi? Kaç vites bu şimdi? Ulan ne bileyim kaç vites? Bir sürü vitesi var işte onu da sen bul değil mi? Ne ettin Celil? Borç ettin. He borç ettim. Ya niye ettin? Nasıl vereceğiz? Ya o bedel zaten çok pahalı bir şey değil. Bak hele. Dilan'ın parasıyla ödemeyi düşünmüyorsun herhal değil. Yani aşk olsun yani bedel ha. Ben böyle bir şey yapacak adam mıyım? Dilan'ın parası konuştum bankaya gidecek. Hem ben de her ay üstüne para koyacağım ki kızımın üniversite masrafları çıksın değil mi? Ya ne oldu şimdi? Ya Celil, hakikaten de bir çocuk kalbi var ha. Şimdi yani iyi bir şey mi dedin bana? He, gayet iyi bir şey dedim. Narin. Senin için çok zor olduğunu farkındayım. Ama bizim için kararını değiştirdin. Teşekkür ederim. Evet, çok zor oldu. Ama aklımı kurcalayan bir şey var Sıla. Onu sormak isterim. Vaz mı geçtin yoksa? Yok. Vazgeçmedim. Söz ağızdan bir kere çıkar. Size evet dedim. Çünkü Azad'ım ilk defa benden yüz çevirdi. İlk defa kırdı kalbimi. Onun sevdası olmazsa yaşayamam ben Sıla. Üşürüm. Ama bir şey var. Ancak bu sorunun cevabına göre törelere, ölüme karşı durabilirim. Her şeyi konuşabiliriz. Değil. Tabii ki konuşabiliriz. Anlamadım ama. Şu Emre. İstanbullu olan. Neyin nesi Sıla? Sana neden bu kadar yardım ediyor? Sıla. Söyle bana. Sen buradan İstanbul'a mı kaçacaksın? Yoksa o oğlana mı kaçacaksın? Benden ne beklediğinin farkındasın. Azat bunu biliyor. Senin aklın buradaki törelere ermiyor. Ama benden yapmamı istediğin şeye de benim aklım ermiyor. Narin. Abimin karısının, namusunun başka bir erkeğe gitmesine izin vermemi istiyorsun. Bir de bunun için sizinle gelmemi bekliyorsun Sıla. Farkındasın. Narin beni dinlemiyorsun ki. Emre sadece benim arkadaşım. Senin düşündüğü gibi bir şey asla olamaz. Ayrıca şirketimizin avukatı. Sadece kaçmamda yardımcı oluyor. Sadece arkadaşın. Değil. Son sözün budur. Bak Narin. Sana yalan söyleyemem. Başka bir şeydi eskiden. Ama şimdi sadece arkadaşım. Burada öyle şeyler yaşadım ki Narin. Aramıza koskocaman bir hayat girdi.
Dediğim gibi, Emre sadece arkadaşım. Aklına başka bir şey gelmesin. İçim yanıyor Sıla. İçim yanıyor. Bunu abime nasıl yapacağım bilmiyorum. Yüzü gözümün önüne geliyor. Yüreğim yanıyor. Senin hiç vicdanın sızlamıyor. Bu zamana kadar kimse beni düşünmedi Narin. Şimdi benim vicdanım niye sızlasın? Bak Narin, dünya sadece küçücük bir kara parçası değil. Dünya değişiyor. Ama Boran bunun farkında bile değil. Burada törelerin altında o kadar ezilmiş durumda ki. Ben böyle bir hayat sürdüremem. Anlıyorsun değil mi? Gelin ağam. Gelin ağam. Efendim Ayşe. Gelin ağam, Boran ağam telefonu seni bekliyor. Tamam iniyorum. Alo Bora. Merhaba Sıla. Ne yapıyorsun? Hiç. Narin'le sohbet ediyorduk. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Sadece sesini duymak için aramıştım. Sadece bunun için mi aradın? Evet. İyi olduğunu bilmek istedim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Bora. Sıla. Önce sen söyle. Benimki önemli bir şey değil. Akşam gelirken bir şey ister misin diyecektim. Sen ne diyecektin? Hiç. Kendine iyi bak diyecektim. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal Baran. Efendim aşkım. Emre merhaba. Sana bir şey söylemem gerek. Dur önce ben söyleyeceğim. Sıla her şey planladığımız gibi yolunda. Sizden haber bekliyorum. Sizde durumlar nasıl? Pek iyi değil. Ben de o yüzden aradım zaten. İstanbul'a gitme işini birkaç gün ertelememiz gerek. Nasıl erteleriz Sıla? Tam da her şeyin sonuna gelmişken. Öyle olması gerekiyor Emre. Ne demek öyle olması gerekti Sıla? Planlarımızı neden değiştirdiğimizi bilmeye hakkın var herhalde ha? Arif'le ilgili bir şey mi? Ne olduğunun bir önemi var mı? Sadece birkaç gün ertelememiz gerekiyor. Çocuk oyuncağını çevirdin bu iş Sıla. İstanbul'da işler ne kadar karıştı biliyor musun? Şirketin hisseleri günden güne değer kaybediyor. Bankalar güvensizlik yüzünden kredilerimizi kesiyor. Ve bütün bunlar neden oluyor biliyor musun? Sen gelip işlerinin başına geçmediğin için. Durum bu kadar ciddi mi? Evet. Hele de senin ben olmak istediğim yerdeyim, mutluyum diye açıklamalar yapmandan sonra. Bak Sıla, bu gidişle bu şirket batacak. Erkan amcanın hayatını ortaya koyup yarattığı bir imparatorluktan geriye hiçbir şey kalmayacak. Ve bunların tek sorumlusu sen olacaksın. Şimdi iyi düşünmeni istiyorum Sıla.
Annenle babana karşı kendini hiç mi borçlu hissetmiyorsun? Onların sana bıraktığı bu imparatorluğun sende hiç mi değeri yok?